Usura d'oro. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, daha önce mübarek 3 aylarla alakalı olarak genel bazı bilgiler vermiştiniz. Şimdi tabii Recep ayı bu 3 ayların ilki. Recep, Şaban ve Ramazan. 3 aylardan kastımız bu. Bunu öğrenmiş olduk. Tabii bir de bu mübarek 3 aylara, efendim Recep ayına mesela hürmet etmek lazımdır deniyor kitaplarda. Siz de onları anlatırken söylediniz 3 aylarla ilgili. Şimdi şunu sormak istiyoruz, yani tamam hürmet etmek lazım, efendim saygı göstermek lazım da bu nasıl olur yani? Saygı göstermek. Ne yaparsak saygı göstermiş oluruz? Ceketimizi yükleriz, ayağa kalkar böyle. Yani öyle midir? Ceketimizi iliklemekle bu iş bitecek mi? Şimdi Mustafa Bey kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki bir geceye, mübarek bir geceye, mübarek bir güne, mübarek bir aya hürmet etmek demek haram işlememek, günah işlememek olur. Hem sen mübarek diyorsun, mesela Kabe mübarek bir yer. Allah korusun sen orada zina etmeye kalkıyorsun. Bu ne perhiz, bu ne lanatursu değil mi? O saygısızlık da orada haram işlemek. Veyahut da hatta zinaya cesaret demez ama oturmuş gıybet ediyor mesela. Zinadan büyük günah aslında gıybet de. Oturmuş Kabe'nin yanında. Veya yatmış, ayaklarını da uzatmış. Veyahut da ayaklarını kıbleye karşı uzatmış. Bu da saygısızlık yani. Veya Kur'an-ı Kerim yere koymuş, başının üstüne, başının altına koymuş, uyuyor. Şimdi ne Kur'an-ı Kerim'e hürmet var, ne Kabe'ye hürmet var. On sana sevap bekliyorsun. Senin imanını Allah ya. İmanın gider, farkında bile olmazsın. Allah Teala muhafaza buyursun. Recep ayı da, Şaban ayı da, Ramazan ayı da, mesela Ramazan ayına hürmet derken buyuruyorlar ki hastadır, hamiledir kadın mesela. Veyahut da bir kimse kadın erkek yolcudur. Bunlara izin vermiş İslamiyet. Oruç tutmayabilir. Ama senin herhangi böyle bir özrün yok, hastan değilsin, bilmem ne değilsin falan. Aleni yiyorsun. Yani efendim ben işte saklım gizlim yok falan. Orada hürmet onu gizleyemektir. Hatta o hastaların, hamile kadınların, çocuğuna süt veren kadınlar oruç tutamıyorsa onları da gizleyemesi bu aya hürmet için, Ramazan ayına hürmet için buyuruyor. Recep ayında da aynı şekilde. Hürmet yani bu aya saygı göstermek, haram işlememekle, haramdan sakınmakla, tahrimi mekruhlardan uzak durmakla olur buyuruyor kitaplarda. Çok özür dilerim, bir şey soracağım. Ramazan-ı Şerif ayı için hatırlıyorum ben. Yani Kadir gecesi için özür diliyorum. Yani katlarıyla sevap veriliyor ya. Hı hı. Günah işlersen de aynı katlarıyla bu defa aynı karşılığı var bunun. Tabii. Bu Recep ayı içinde diğer mübarek gün ve geceler içinde geçerli mi? Ve Kabe-i Muazzam'ın yanında da böyle. Kabe-i Muazzam'ın mübarek gecelerde, mübarek zaman dilimlerinde evet katlarıyla veriliyor ama günahlar da katlarıyla muamele görür. Katlarıyla muamele görür. Onun için çok dikkat edilmesi lazım. Bir defasında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Recep ayında tutulacak oruçların faziletini anlatırlarken orada bulunan yaşlı ve pir ifani bir zat ayağa kalkar. Ya Resulallah ben Recep ayının hepsini oruç tutamam dediğinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sen Recep ayının birinci, 15. sonuncu günleri oruç tut, hepsini tutmuş sevabı alırsın buyuruyorlar. İyi ki sormuş. Tamam mı? Çünkü sevaplar 10 misli yazılır. Fakat sen Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesinden gafil olma ki melekler o geceyi regaib gecesi demişlerdir. Zira o gece gecenin üçte biri geçtikten sonra göklerde ve yerde bir melek kalmaz. Hepsi Kabe-i Muazzama etrafında toplanırlar. Allah-u Teala onlara hitaben ey meleklerim dilediğinizi benden isteyiniz buyurur. Onlar da ya Rabbi istediğimiz Recep ayında oruç tutanları mağfiret etmendir deyip isteklerini arz ederler. Allah-u Teala ben Recep ayında oruç tutanları mağfiret ettim buyurur. Yine Peygamber Efendimiz buyurdular ki Recep ayında bir gün bir gece vardır ki bir kimse o gün oruç tutsa, gecesinde namaz kılsa, ibadete devam eylese, bir senenin bütün günlerini oruç tutmuş, bütün gecelerini ibadette geçirmiş, sevap verilir. O gün Recep'in 27. günüdür. Yani Miraç kandili. Miraç kandili. Bazı kimseler regaib, beraat ve kadir gecesi
nafile namazları cemaatle kılmaktalar. Halbuki Hanefi mezhebinde nafile namazları cemaatle kılmak mekruhtur. Ayrıca rekaip namazı diye bir namaz da yok. Kitaplarda böyle bir namaz da yok. Rekaip namazı Recep'in ilk cuma gecesi kılınan nafile namazdır. Hicretten 480 sene sonra ortaya çıkmıştır. Birçok alimler bunun çirkin bidat olduğunu yazıyor. Çok kimsenin kılmasına aldanmamalı, sünnette sanmamalı. Sünnet değildir. Recep ayının kendisi Adem Aleyhisselam'dan beri kıymetliydi buyuruluyor. Bu ayda muharebe etmek de günahtı. Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem. Bu dört ay. Dört aydan beridir bu Recep ayı. Oralarda eski kavimlerde savaş mavaş yapmazlarmış değil mi? Mekke'nin müşrikler de yapmıyorlar. Müşrikler de. Kafaları kızarsa ayın yerini değiştiriyorlarmış. Değiştirelim. Ha, bir de şey var. Mesela o Recep ayının ilk cuma gecesi gerçi Regaib kandilini anlatırken naklederiz ama Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam dünyayı teşriflerinde yer değiştirmişler. Yer değiştirmişler. Çok kimse Peygamber Efendimiz'in Regaib kandilinde dünyaya geldiğini söylüyor. Hiç alakası yok. Özür dilerim. Regaib kandilinde ana rahmine düştüğünü söylüyor. Hiç alakası yokmuş o. Çünkü öbür türlü hesap edince Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ana rahminde 9 ay 10 günden az kalmış oluyor. Evet, kusurlu oluyor yani. Bu tıp ben kusur. Peygamberlerde de kusur olmaz buyuruyor. Şimdi hani hürmet etmek, saygı göstermek haram işlememek doğru. Haram işlememek doğru. Öyle buyuruyor. Bir hadise anlatılıyor kitaplarda. İsa Aleyhisselam zamanında vuku buluyor. Bir genç bir kızla aynı şekilde bunlar birbirlerini seviyorlar falan. Genç bir gün işte annem babam evde yok gel demiş. Bu da gitmiş genç. Evde kimse yok. Yani zina hali söz konusu olacak. Genç böyle ne bileyim gömleğini falan çıkartırken pencereden bir bakmış. Ayı görmüş. Bu demiş hangi ay? Kızı demiş ki Recep. Hemen kız oğlan toparlanmış giyinmiş demiş. Nereye? Recep Hilali. Evet Recep Hilali'ni görüyor. Ben demiş babalarımdan duydum, dedelerimden duydum ki bu aya kıymet vermek, hürmet etmek lazım. Ben diyor bu ayda günah işleyemem. Genç. Çekip gidiyor. Halbuki hem genç hem de nefsinin istediği şey olmuş, her şey hazır. Ama çekip gidiyor. O müthiş bir hadise ha. Öyle anlat vermek de kolay bir hadise değil bu. Efendim ben de yaparım. Onu bilemem. Ama müthiş bir hadise. Tabii bu babalarından işittiği şey ben diye günah işleyemem. Allah-u Teala İsa Aleyhisselam'ı haberdar ediyor, vahy ediyor. O genci ziyaret et, selamı söyle buyur. Ne büyük nimet ama ya. Ne büyük insan. Sen söyle, sen öyle Allah-u Teala'nın bir emrine ittiba eder. Allah-u Teala mübarek kıldığı zaman diliminde o yasak etmiştir bu ayda günah işlenmez diye sen sakınırsan Allah-u Teala her şeyi bilir ve görür ve işitir. Genç Recep ayına hürmet gösterdiği bu saygı için büyük bir peygamberin kendine gönderildiğine sevinerek iman etmiş. Yani mümin de değilmişmiş daha. Ama babalarından gelen bir şey bu ayda diyor günah işlenmez. Ona ittiba ediyor. İyi bir mümin olur. Recep ayına gösterdiği bu saygı sebebiyle iman şerefine kavuşur. Çok büyük nimet. Bu mübarek zamanlarda vaat edilen sevaplara kavuşabilmek için her şeyden önce itikadı, imanı düzeltmeli. İlmihal bilgilerini, ibadetleri, haramı ve helali öğrenmeli. Ve yaşayışı bunlara uygun hale getirmeli. Çok tövbe ve istiğfar etmeli. Kazaya kalmış oruç ve namazları bu günleri vesile ederek hemen kazaya etmeye başlamalı. Efendim tamam Recep ayı geldi, bende bir değişiklik olması lazım. İyiliğimi arttıracağım. Allah-u Teala'ya yüzümü çevireceğim. Ahirete yüzümü çevireceğim. Yani ibadetlerimi arttıracağım. İbadet yapabilmek için doğru bir bilgiye sahip olacağım. İmanım var. Doğru mu değil mi onu aynı şekilde kitaplardan test edeceğim, okuyacağım, araştıracağım. Dolayısıyla bu mübarek zaman dilimleri bizler için böyle bir şeylere vesiledir. Tamam oruç için vesiledir, sadaka için vesiledir, namaz için. Kazaya kalmışsa bunları telafi için vesiledir. Ve İmam-ı Rabbani Kudüs Hazretleri'ne sık sık buyurdukları bir şey var. Fırsat ganimettir. Zaman çok kıymetlidir. Ve hatta zaman keskin bir kılınç gibidir. Mühim olanlar bugün yapmalı, mühim olmayanlar yarına bırakmalı. Ne yapacaksanız çabuk yapın buyuruyorlar. Dolayısıyla mesela geçen sene bugünlere yani 3 aylara Recep ayına kavuşanlar İçinde şimdi yok. Değil mi? Olmayanlar var. Olmayanlar var. Onun için Cenab-ı Hak bizi bu aylara kavuşturduysa bunların da kıymetini bilmeli efendim. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Musa aleyhisselam, Ya Rabbi, senin indinde en aziz kimdir diye sordu. Allahü Teala da, intikam almaya gücü yeterken affedendir buyurdu. Irmda Cem'de aşık oldum, Yemen ellerinde Veysel Karani, Yemen ellerinde Veysel Karani, Allah'ın Habibi dostum dediği, Yemen ellerinde Veysel Karani, Yemen ellerinde Veysel Karani, yastığı taş idi, döşeyi posudu, cennetlik eylemek ümmeti kastı, cennetlik eylemek ümmeti kastı, Hakk'ın sevgilisi Habibim dostu, Yemen ellerinde Veysel Karani, Yemen ellerinde Veysel Karani, sabah namazını kılar giderdi, gizlice Rabbine niyaz ederdi, gizlice Rabbine niyaz ederdi. Anın işi gücü deve güderdi, Yemen ellerinde Veysel Karani, Yemen ellerinde Veysel Karani. Yunus eydür gelin biz de varalım, ayağın tozuna yüzler sürelim, ayağın tozuna yüzler sürelim. Hak nasip eylesin, komşu olalım, Yemen ellerinde Veysel Karani, Yemen ellerinde Veysel Karani. Tam İlmihal Saadeti Ebediye. Her Müslümanın birinci vazifesi nefsine uymamaktır. Nefs insanın en büyük düşmanıdır. İnsanın imanını yok etmek ister. Bundan zevk alır. Allahü Teala'nın ve Peygamber Efendimizin emirlerinden ve yasaklarından birisinin bile doğru, faydalı olduğunda şüphe edenin imanı gider, kâfir olur. Kâfir cehennemde sonsuz yanacaktır. Sonsuz yanmak ne demek? İnsan bunu düşünse korkudan uykusu kaçar, yemekten içmekten kesilir. Hiçbir dünya zevki gözüne görünmez. Küfrün cezası çok ağır, çok korkunç ise de küfürden ve günahlardan kurtulmak çok kolaydır. Bunun biricik çaresi imanını tazelemektir. Bunun da en kolay yolu her akşam yatarken 3 kere Estağfirullahel-Azim okumaktır. Manasını düşünerek okumak lazımdır. Manası, Ya Rabbi, beni affet'dir. Allahü Teala tevbeleri kabul edeceğini vaat etmiştir. Yalnız tevbenin kabul olması için namaz borcu ve kul hakkı olmamak lazımdır. Bir namaz borcu olan bunu kaza etmedikçe
tövbesi kabul olmaz. Cehennemde yanmaktan kurtulmak için ölmeden evvel namaz borcundan ve kul hakkından kurtulmak lazımdır. Hiçbir hayırlı iş insanı bu azaptan kurtaramaz. İbn Teymiye'nin kurtarır demesine aldanmamalıdır. Ebu Suud Efendi. Bu büyük evliyanın hayatını anlatmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. 3 Osmanlı Sultanı zamanında dile kolay tam 30 yıl Şeyhülislamlık yapan Ebu Suud Efendi her yönüyle Resulullah'ın sünneti üzredir. O güler yüzü ve tatlı dili, makamının büyüklüğüne rağmen muazzam tevazu, dini konulardaki ciddiyeti ve tavizsizliğiyle bütün bir imparatorlukta hissedilen bir feyzin sahibidir. Alimler onun yanında talebe, sultanlar cemaatten bir kişi gibidirler. Hani benliklerin unutulduğu, Allahü Teala'nın ve Resulünün aşkında fani olduğu bedenler kendilerinden geçmiş gibi dinlerler Ebu Suud Efendi'nin sohbetlerini. En zor konuları çözüme kavuşturan ilimlerdeki müthiş derinliği hayran bırakır herkesi kendisine. Birçok hazinelerin önüne serildiği bu büyük veli hiçbirine iltifat etmez. Gönlünde yeri olmayan dünyayı etrafında da barındırmaz. Dönüp bakmaz bile. Ondaki sade giyim tarzı ve kanaatkârlık herkesi cezbeder. O, sultanların kendisiyle ahiret kardeşi olmak için yarıştığı, birlikte olmak için fırsat kolladığı bir evliyadır ve ilmiyle birleştirdiği muazzam şiir yeteneğini nasihatleri belleklere kazımak için kullanır. Ebu Suud Efendi kendi zamanındaki birçok büyük alimin hocasıdır aynı zamanda. Resulullah'ın ve eshabının yolu olan Ehl-i Sünnet'in 4 mezhebinde de büyük alim olan Ebu Suud Efendi Hazretleri aynı zamanda tefsir ilminde de bir deryadır. Onun en büyük yazılı eseri İrşad-ı Akl-i Selim isimli tefsir kitabıdır ki ana kaynak olarak en büyük ve muteber tefsir kitaplarını almış ve bunlara ilmi derinliğinin ehli sünnet bilgilerinden kıl kadar ayrılmayan incilerini eklemiştir. Ebu Suud Efendi'nin 3000 alimden ve 1700 kadar sahih tefsir kitabından istifade ederek ve feyz alarak yazdığı bu tefsir bütün bir İslam dünyasında nice alimlerce hayranlıkla karşılanmış ve dünyanın birçok medresesinde ve üniversitesinde ders kitabı olarak okutulmuştur. O, bir insana yapılabilecek en büyük iyilik olan sonsuz ahiret hayatları için iyilik yaptığı gibi, dünya hayatlarına da faydalı olmak için her şeyini verir. Doğduğu yer olan İskilip'te ve İstanbul'da çeşitli hayratlar yapar ve eserler bırakır Ebu Suud Efendi. Ebu Suud Efendi Hazretleri, çocuklarını da birer alim olarak yetiştirip, dini İslam'ın ve devlet-i âliyenin hizmetiyle şereflendirir. Son ve geçerli tek din olan İslamiyet'e, İslamiyet'in bekçisi muhteşem Osmanlı'ya, birçok yüksek kademede hizmetle geçen ömrü, 1574 yılında nihayet bulur. Büyük evliya ve Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin. Sultanların, alimlerin yüreği dağlanır. Bir alemin ölmesi gibi, ebediyete irtihal eden Ebu Suud Efendi'nin vefatının hüznü, imparatorluk sınırlarını aşar. Bütün bir İslam dünyası, bu büyük alimin ve evliyanın vefatıyla mahzun olur. Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazı, 10 binleri bir araya getirir. Devlet erkanı, nice evliyalar, alimler, gözyaşları içinde saf tutar, cenaze namazını kılarlar. Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere başta olmak üzere, birçok İslam şehrinde ve memleketinde, gıyabında cenaze namazı kılınır Ebu Suud Efendi'nin. Ve o,
Fatihalar, Yasinler ve gözyaşlarıyla Eyüp'te, Eyüp Camii'nin karşısında kendi yaptırmış olduğu medresenin yanına defnedilir. Tarihin kaydettiği en büyük alimlerden olan büyük evliya Osmanlı Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi Hazretleri buyurdular ki: Kainata ibret nazarıyla bakınız. Kainattaki her bir zerre Allahü Teala'nın kudretinin büyüklüğünü haber veren delillerdir. Allahü Teala bütün mekanlardan münezzehtir. Gökler, yerler onun idaresindedir. O Celle Celaluhu ilmi ve gücüyle onlara hakimdir. Resulullah'ın ve eshabının yolunda olan ve Resulullah'ın müjdelediği tek doğru yol ve itikat olan ehl-i sünnet vel cemaat itikadı üzere olunuz. Bu itikadı iyi öğrenip buna göre yaşayınız ki ehl-i sünnet dışındaki bütün yollar dalalettir ve sonu haraplıktır. İslam ahlakı. Hevâ-i nefs. Nefsin arzularının insana Allah yolundan saptırıcı oldukları Kur'an-ı Kerim'de haber verilmiştir. Çünkü nefs daima Allahü Teala'yı inkar, ona inat, isyan etmek ister. Her işte nefsin arzularına uymak, nefse tapınmak olur. Nefsine uyan küfre veya bid'at sahibi olmaya yahut fıska yani haram işlemeye başlar. Hadis-i şerifte, ümmetimin iki kötü huya yakalanmalarından çok korkuyorum. Bunlar, nefse uymak ve ölümü unutup dünya arkasında koşmaktır, buyuruldu. Nefse uymak, İslamiyet'e uymaya mani olur. Ölümü unutmak, nefse uymaya sebep olur. Hadis-i şerifte, aklın alameti, nefse galip ve hakim olmak ve öldükten sonra lazım olanları hazırlamaktır. Ahmaklık alameti, nefse uyup Allah'tan af, merhamet beklemektir, buyuruldu. Nefse uyup da tövbe ve istiğfar etmeden af ve cennet beklemek, ahmaklık olmaktadır. Nefs, yaratılışında kötülükleri, zararlı şeyleri sevici ve isteyicidir. Nefsin, insanı haramlara ve mekruhlara sürüklemesinin zararları meydandadır. İstekleri hep hayvani arzulardır. Hayvani arzularsa hep dünyadaki ihtiyaçlardır. İnsan bu arzuları peşinde olduğu kadar, ahiret ihtiyaçlarını hazırlamakta geri kalır. Çok mühim olan bir şey de, nefs mübahlarla doymaz. Mübahları kullanmayı arttırdıkça, isteklerini arttırır. Yine de doymaz. İnsanı haramlara sürükler. Bundan başka, mübahları aşırı kullanmak, elemlere, dertlere, hastalıklara sebep olur. Böyle insan, hep midesini, zevkini düşünür. Hasis ve rezil olur. İslam dini, rahat ve huzur içinde yaşamak için lazım olan şeylerden ve dünya lezzetlerinden faydalı olanları yasak etmiyor. Bunların elde edilmesinde ve kullanılmasında, akla ve dine uymayı emrediyor. İslam dini, insanların dünyada da, ahirette de, rahat ve huzur içinde yaşamasını istiyor. Bunun için, akla uymayı emrediyor. Nefse uymayı yasak ediyor. Akıl yaratılmasaydı, insan hep nefsine uyar, felaketlere sürüklenirdi. Nefs olmasaydı, insan yaşaması ve üremesi için ve medeni hayat için lazım olan şeyleri kazanmak için çalışmasında kusur ederdi ve nefs ile cihat sevabından mahrum kalırdı. Meleklerden daha üstün olmak yolu kapalı kalırdı. İnsanların yaşayabilmeleri, nefslerinin gafleti ve dünya lezzetlerine düşkün olmasıyladır. Nefs, iki tarafı keskin bıçak gibidir. Hem de zehirli ilaç gibidir. Tabibin tavsiyesine göre kullanan, bundan faide kazanır. Aşırı kullanan helak olur. İslamiyet, nefsin helak edilmesini, yok edilmesini değil, terbiye edilmesini,
ondan istifade edilmesini emretmektedir. Nefsin İslamiyetin dışına taşmasını önlemek için onunla iki cihat vardır. Birincisi, ona uymamak, onun arzularını yapmamaktır. Buna riyazet çekmek denir. Riyazet, verâ ve takva ile olur. Takva, haramlardan sakınmaktır. Verâ, haramlardan ve mübahları ihtiyaçtan fazla kullanmaktan da sakınmaktır. Cihadın ikincisi, nefsin istemediği şeyleri yapmaktır. Buna mücahede denir. Bütün ibadetler mücahededir. Bu iki cihat, nefsi terbiye eder, insanı olgunlaştırır, ruhları kuvvetlendirir, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yoluna kavuşturur. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Suriye'nin Halep şehrinden sesleniyorum. Halep şehrinin kalesini birkaç gündür gezmeye devam ediyoruz. Bugün de Halep kalesindeki Nurettin Zengi Hazretleri'nin yaptırdığı onun hatırası olan bir mescidi ve daha sonra da kalenin büyük camini sizlere zaman yettiği müddetçe tanıtmaya çalışıyorum. Efendim Nurettin Zengi Hazretleri eğitimi çok severdi. Yani insanlar eğitildiği sürece değerlenir, onu bilirdi. Tabii hayırlı eğitim için. Onun için de her gittiği yere medreseler yaptırmıştır. Okullar açtırmıştır. Müderrisler tayin etmiştir. Kalede bulunan bu mescit, sizlere tanıttığım ikinci mescit. Birisi Hıdır Aleyhisselam'ın kabrinin hemen yakınında. Orada nöbetçi olan, savaşmakta olan askerlerin hemen alelacele namaz vakti gelince namazlarını kılmaları için yapılmış bir mescitti. Burası ise normal namaz vakitlerinde hayat normal akarken namaz kılınan bir mescit. Çok büyük değil. Ama bu kadar küçük yerde hemen mescidin avlusuna medrese odaları dört odada olsa yerleştirilmiş. Çok enteresan. Eğitimi burada da görüyor. Zaten camiler Müslümanlar için eğitim yerlerdir. Şimdi ben şöyle biraz yürüyeyim. Nurettin Mescidi'nin hemen kapısında buralar yenilenmiş, elden geçmiş, restore edilmiş. Ama şu kapıda güzel bir hadis-i şerif var. Zaten hadis-i şerif hepsi güzel de. Yani seçilerek konmuş. Bunlar niye konar? Konur. Şunun için konur bunlar. İnsanlar yaşarlarken böyle birisinin nasihat etmesi hoşlarına gitmeyebilir. Ama bir duvar levhası insan olmadığı için orada okuduğu şeyden insan daha etkilenir. Nurettin Zengi, Nurettin Mahmud Zengi Hazretleri buraya yazdırmış ki efendim, ben buraya hemen aldım okumasını. Men bir kimse ki bene lillahi Allah için yaparsa, bina ederse beyten bir ev yaparsa, hadis-i şerif burada öyle. Bene Allahu lehu beyten fil cennet. Allah-u Teala da onun için, lehu onun için cennette bir ev yapar. Ev ihsan eder demek. Yani Allah-u Teala yapar ifadesini hemen böyle düzeltmekte fayda var. Ne güzel değil mi efendim? Yani Allah için bir ev yaparsanız siz bu dünyada, Allah-u Teala da sizin için cennette bir köşk tahsis eder desek herhalde hadis-i şerifi yanlış söylemiş olmayız. Burada sizin de dikkatinizi çekecek bir şeyi daha göstermek istiyorum. Şöyle geleyim efendim. Burada üstü oluk değil. Düz taş. Burada güzel yazılar var. Doğa olduğunu zannediyorum. Zaman içerisinde tabii bir yıpranma olmuş. Bir de tarih atılan yerini bulmakta zorlanıyoruz. İkserisi bulunmuyor.
Şurada bir demir halka, burada bir demir halka var. E ne bu? Merak ettiniz değil mi? Kuyu. Şunun altı kuyu. Su kuyusu. Kale, Halep şehrinin en üst noktasındaki kottan 49 metre daha yukarıda. Yani civarımızda kaleden daha yüksek bir tepe yok ki yer altından su gelsin de işte kaleye çıksın. Burada bir kuyu vurulmuş. Ne kadar da derinliği bilmiyoruz. Belki 30 metre, belki 40 metre. Ve o kuyudan suyu çekerken buraya da ip geçiriliyor. O ip buradan kaya kaya gidiyor. Kuyudan su çeken iple bu demir aşınmış iki parça haline gelmiş efendim. Burada bir kuyu var. Geleyim ben şimdi size şöyle. Biraz önceki geldiğim noktaya bir daha geleyim. Burada da bir kuyu var. İçerisinde suyu görüyorum ben. Ama emniyet mülahazasıyla bir demir kafes yapılmış üzerine. Hem çer çöp atılmasın hem de insanlar merak edip aa neymiş bir taş atalım ses ne kadar geliyor derinliğine kadar demesin. İçerisini çer çöp doldurmasın veya düşmesin diye buraya bir demir kafesle emniyet tedbiri almışlar. Mescidin içerisinin şu anda elektriği yok. Küçük bir mescit. Birçok şeyi de sonradan elden geçtiği için biz Nurettin Zengi Hazretleri'nin mescidini bu kadar anlatıyoruz. Efendim, çok hayırsever birisiydi. Askerlerle beraber hep karavana kaşıklardı. Askerlerle beraber sporlara eğitimleri yapardı. Bayram günü askerlerle bayramlaştıktan sonra tabii futbol topuna benzemez ama o günün de böyle çayırda oynanan, topluca oynanan karşılıklı takımlar halinde bir oyunu çevgen derlermiş. O oyunu oynayınca hakkında bazıları dedikodu çıkarıyorlar. Ya böyle sultan mı olur? Şuna bak bir de kalkıyor oyun oynuyor diye. Abdülaziz sana demediler mi efendim? Güreşçilik yapıyor, işte horoz güreştiriyor falan filan diye. Böyle hafife almadılar mı? Aldılar. Ne oldu? Onlar da gitti. Ve buna çok üzülüyor rahmetli efendim. Ve ölüm sebebi bu üzüntü biliyor musunuz efendim? Evet. Hakkında yapılan gıybet, bakınız, çok faydalı, daha istikbal vaat eden bir hükümdarın hayat sahnesinden çekilmesine sebep oldu. Aman aman efendim. Biz şimdi buradan kalenin büyük camine gidelim. Orada size göstereceğimiz daha çok şeyler var. Programı bugün bitirmedik. Kalenin camine çıkacağız. Şimdi yukarıda bir camiye geldik, kale camiine. Nurettin Mescidinden sonra daha büyük bir yapı. Ama içerisindeki cemaat alacak kısmı, harim olan kısmı biraz daha yani şu görüntüye göre fazla büyük tutulamamış. Sebebi de etrafına medreseler yerleştirilmiş. 1220'lerde yapılmış bu yapı efendim. Kesme taştan yapılmış tamamıyla. Güzel bir kubbesi var, şirin bir kubbesi var. Çok büyük bir kubbe açıklığı yok ama 12 gen bir kasnağın üzerine oturtulmuş. Kasnağa da pencereler konduğu için çok güzel bir aydınlık sağlanmış içeriye böyle bir mekanda. Minaresi görüldüğü gibi kareye yakın dikdörtgen olarak yapılmış. Toprağın üstündeki kısmı 30 metre civarında. Ben bunun 10 metre kadar da toprağın altında olduğunu zannediyorum. Giriş kapısı da mescide bakan, kapısına bakan yüzde. Selahaddin Eyyubi'nin yaptırdığını biliyoruz. Selahaddin Eyyubi de Nurettin Zengi'nin efendim yetişmesine sebep olan insanlardan biridir. Amcası Şirkuh Nurettin Zengi'nin bir komutanıydı, emiriydi. Tabii bu da Şirkuh'un amcası olması hasebiyle yeğeniydi. Komutan olunca yeğeniyle görüşmeyecek mi? Yeğeni amcasına gelmeyecek mi? Bu geliş gidişlerde, çeşitli görevde bulunurken ziyaretlerde onun görev toplantılarında da bulunmuş birisi. Ama savaşı sevmiyor. Savaşı istemiyor. Çok güzel tahsil etmiş. Fen ilimlerinde çok ileri gitmiş. Selahaddin Eyyubi Hazretleri hakikaten kendini savaş meydanlarında bulduktan sonra da 3. Haçlı Seferleri zamanında
çok büyük bir kahramanlıklar yapmıştır. 100 yıla yakın zamandır Kudüs'te kurulan Latin krallığını Kudüs'ten kovmasını bilmiş ve yıkmıştır. Ki bu Latin krallığının kuruluşunda Haçlı orduları, birinci ve ikinci seferlerdeki Haçlı orduları bilhassa İskenderun Hatay bölgesinden geçerken Antakya'da yıkmadık bina, öldürmedik insan bırakmadılar efendim. Dereler, ırmaklar, Asi Nehri kan akmıştı. Ve orada kurdukları o krallıkta Selahaddin Eyyubi ile Eyyubi'nin başarılı bir şekilde operasyonlarla bozuldu ve Kudüs'ü fethetti. Çok adil bir insandı. Yani askerine karşı da adildi, idare ettiği halkına karşı da adildi. Öyle adildi ki Haçlılar Kudüs'ü Selahaddin Eyyubi aldıktan sonra başka bir Haçlı dalgası olarak gelip sardılar, muhasara ettiler. Selahaddin Eyyubi de şehirdeki kendi kuvvetlerine yardım için geldi. O da Haçlı ordularını muhasara etti. Yani 3 tane halk oldu. Ortada Kudüs, dışında Haçlılar, onun dışında da Selahaddin Eyyubi kuvvetleri. Çok sıkışık bir zaman, yazın sıcak gününde böyle içerideki Müslümanlar yokluk içerisinde çırpınıyorlar. Onları kurtarmak istiyor. Yiyecek bulamıyor, su bulamıyor, içecek Kudüs. Kan ağlıyor. O sırada karargaha bir ihtiyar kadın geldi. Dedi ki Selahaddin Eyyubi ile görüşeceğim. Teyze dediler şu anda çok sıkışık bir toplantısı var. Olsun toplantı falan ben anlamam dedi. Ben görüşmek istiyorum. Getirdiler. Dedi ki şöyle işte koyunla kuzusuna bir zarar mı veren olmuş? Ne olduysa efendim böyle bir durum oldu. Bak teyze dedi. Bugün çok sıkışığız. Harp planları üzerinde çalışıyoruz. İçeride kardeşlerimiz kan ağlıyor. Bugün git, yarın gel. Nasıl istiyorsan öyle halledeceğim. Adaleti senin lehine çözeceğim. Kadın böyle eline tuttu efendim. Sen benim işimi yarına bırakacaktın da neden emirliğe talip oldun, emir oldun dedi. Görüyor musunuz efendim? Yani vatandaşı idare ederken idarecilerin çok hassas davranmalarında fayda var. Bunu duyan Selahaddin Eyyubi beyninden vurulmuşa döndü. Dedi ki arkadaşlar bir kimse zulme uğruyorken bizim burada gaza yapmamız bize hiçbir şey getirmez. Bırakalım işleri, bu teyzenin işini halledeceğim. O teyzenin işini o sıkışık zamanda halletti. Ondan sonra da gitti Kudüs'ü kurtardı. Şimdi gidelim kapıyı bir görelim efendim. Eyyubi Camii'nin hani bizim İstanbul usulü söyleyeyim şadırvanlı avlusuna girmiş olduk ama bir şadırvan göremedik. Belki buralarda böyle dökme suyla abdest alınabiliyordu hani su kontrolü yönünden. Şimdi hemen bu avlunun iki tarafında medrese odaları aşağıdaki Nureddin Mescidindeki medrese odalarından daha fazla. Demek ki burada da bir eğitim var. Kaleye yapılan mescitlerin temelinde buradaki insanların da eğitilmesi yatıyor. Sen askersin, sen vatanını koru. Sana ilime gerek yok. Olur mu efendim? İlimsiz insan nasıl savaşacak? Hiçbir şey yapamaz ilimsiz insan. Yaşayamaz. O yüzden Selahaddin Eyyubi Hazretleri buna önem vermiş. Güzel bir cami burada yaptırmış. 3 tane giriş kapısı var efendim. Neden? Kıbleye doğru uzun. Bu bizim Türkiye'de de Güneydoğu illerimizde camiler kıbleye dikdörtgen olur. Uzun kenarı kıbleye doğru gelir. Sebebi de cemaatin ilk safında olanların çok sevap kazanacağı kitaplarda yazıyor. Öyleyse birinci safın veya diğer saflarında safa dedi az olsun ama boyu uzun olsun. Ki sevap kazanma oranı daha çok olsun. Geriye doğru gittikçe sevap azalmış oluyor. Onun için de kıbleye dikdörtgen kesme taştan yapılmış bir mihrabı var. Üzerinde güzel yazıları var. Tabii bunlar restorasyonla yenilenmiş 1220'den bugüne yani şöyle böyle 800 sene geçmiş olan bir eserde bu kadar değişiklik olması bile
az değişiklik olması bile insanı şaşırtıyor. Demek ki ecdadımız yapınca sağlam yerleri yapmışlar. Niye? Allah için sen bir şeyi bina edersen Allah Teala da sana köşkler verir. Müjdesinin peşinden koşan insanlar Allah için yaparken de yani şöyle bir büyük makamdaki kimseye bir hediye gönderirken basit bir şey gönderir misin? Ya bunu da Vali Bey'e göndersem olur mu acaba falan diye insan düşünür. Bir de Allah-u Teala'ya gönderiyorsun, onun için yapıyorsun. O vakit en güzelini, gücün yeten en güzelini yapacaksın. İşte ecdadımıza böylesini yapmış. Efendim, bugünkü programımızın da maalesef zamanı bitirdik, sonuna geldik. İnşallah bundan sonraki programlarımızda yine Halep'te size tarihi yerleri tanıtmaya devam edeceğiz. Çünkü tarih hazinesi olan bir şehre geldik. Osmanlı'nın hac yolları üzerinde çok önemli bir merkez kabul edip birçok insanların istifade edeceği sosyal tesisler kurduğu, misafirhaneler kurduğu, mevlevihaneler kurduğu, camiler, mescitler kurduğu bir şehirdeyiz. Bu şehri biz de layıkı veçile anlatmaya çalışacağız inşallah. Eğer vaktimiz yeter, ömrümüz olur, kısmet olursa. Hoşça kalınız efendim.